Sevgili dostlar merhaba. Selamun aleyküm. Güzel insanlar her zaman söylediğimiz gibi güzel başlangıçlarla ifade edilir. Bugün güzel bir insandan, bugün cennet mekan ya da kanuni sıfatıyla anılan Büyük Süleyman'dan, Sultan Süleyman'dan bahsedeceğiz. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim diyerek söze başlamak lazım. Kanuni Sultan Süleyman Han yani Fenerli entelektüellerden biri olan ve bizim Romanya'ya, Eflak ve Boğdan'a Voivoda olarak gönderdiğimiz ve isyan eden Ruslarla birleşen Dimitri Kantemir'in tarih kitabında söylediği gibi Kanuni ya da Avrupalı tarihçilerin ifade ettiği gibi Nikolay Yorga'nın ya da Zinkaysen'in söylediği gibi muhteşem Süleyman. Bismillah. 1494 tarihinde Trabzon'da babası Yavuz Sultan Selim Han'ın Trabzon valisi iken Trabzon valiliği esnasında Kırım Han'ı Mekli Giray Han'ın kızı olan Ayşe Hafsa Sultan'la yapmış oldukları evliliğin bir ürünü, bir meyvesi olarak dünyaya geldi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın babası Osmanlı Padişahı annesi Kırım Padişahının kızı yani her iki taraftan da kanuni çok asil çok soylu bir aileye mensup Osmanlı'da saraya gelen ve asil olarak gelen köle olarak gelmeyen bir prenses olarak gelen ve bir kraliçe olan batı formatında konuşuyorum Ayşe Hafsa Sultan'ın çocuğu olarak 1494 tarihinde dünyaya geldi. Tek erkek çocuk mu? Erkek kardeşi yok mu? Bir tane varmış ölmüş. Tahta çıktığı dönemde tek erkek çocuk. Rakibi olmaksızın. O zaman rahat bir şekilde çıktı tahta. Çok rahat. 5 kız bir erkek. Altı çocuğu var. Yavuz Sultan Selim Han'ın. Tek erkek çocuk olarak tahta çıkıyor. Ama dur henüz çıkartmayalım. Adım adım yavaş yavaş gidelim. Sultan Süleyman 1494 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldiğinde Ayşe Hafsa Sultan yani Kırım Hanı'nın kızı ve Yavuz'un eşi olan annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın sütü az geliyor. Hani doğumdan sonra anne sütü gelir ya. Süt anne olur genelde bu tabii, durumlarda. Tabii Bu gibi durumlarda süt anne olur ya. Ayşe Hafsa Sultan'ın sütü Süleyman'ı doyuracak kadar çok gelmiyor. Bunun üzerine Trabzon'da bir süt anne buluyorlar onu. Afife Hatun isminde ama bir dakika kim olduğunu söyleyelim. O aralar yeni doğum yapmış olan Trabzon kadısı Hasan Efendi'nin, Hasan Hoca'nın hanımı Afife Hatun'a Süleyman'a süt annesi olma teklifinde bulunurlar. Afife Hatun'un sütü Allah tarafından çok gelmiştir. Kocası Trabzon kadısıdır. Osmanlı'nın Trabzon kadısı Hasan ağadır. Hasan hocadır. Olur der kabul eder. O da bir sabidir. O da bir çocuktur der. Çocuğunu emzirir. Saraya gider. Trabzon vilayet konağına gider. Süleyman'ı emzirir. Dolayısıyla Süleyman'ın bir tane öz annesi vardır. Ayşe Hafsa Sultan. Bir tane süt annesi vardır, iki annelidir. Bu süt annesinden olmak kardeşi de bugün Beşiktaş'ta dergahı bulunan Beşiktaşlı Yahya Efendi. Hemen Yıldız Parkı'nın yanında, bilirsin orayı. Yıldız Parkı'nın yanında Beşiktaşlı Yahya Efendi dergahı Yahya Efendi'nindir. Peki bir dakika, şimdi benim anlamadığım bir şey var. Ne demek oluyor bu? Beşiktaş o aralar bir balıkçı köyü, Ortaköy bir Ayafokas isminde bir balıkçı köyü. Yahya dediğimiz adam da Süleymaniye Sahnı Seman medreselerinde, Fatih medreselerinde müderrislik, hocalık yapmakta, saraya danışmanlık yapmakta, padişahın süt kardeşi, Önemli bir insan. E neden Ayafokas ismindeki ortaköy balıkçı Rum kasabasının yanında mekanı var? Eyüp'te, Üsküdar'da, Fatih'te olması gerekmiyor mu? Şimdi mantık bunu böyle kabul etmiyor mu? Evet ama işin aslını öğrendiğimizde öyle olmadan anlaşılıyor. Çok fazla ölümler geliyor. Pargalı İbrahim ölür, Pargalı İbrahim'in çocukları ölür. Pargalı İbrahim Paşa'nın ölümünü hemen sonra Pargalı'nın desteklediği Şehzade Mustafa ölür öldürülür. Şehzade Mustafa'nın çocukları öldürülür. Şehzade Beyazıt öldürülür. Beyazıt'ın çocukları öldürülür. Şehzade Cihangir Gencecik bir yavru iken Kambur Cihangir'dir diye aradı. Öyle eğiktir beli. O ölür. O kadar çok ölüm gelir ki, o kadar çok tabut gelir ki saraya. Yahya Efendi artık bir süre sonra isyan etmeye başlar. Yani der ki neden bu kadar çok ölüm var? Neden bu kadar çok ölüme imza atıyor benim süt kardeşim? Çok fazla ölüm var, öldürülme var. Ha bir dakika Sultan Süleyman'ın evlatlarını, torunlarını öldürmesi, Sultan Süleyman'ın kardeş katline cevap cevaz verircesine hareketler yapmasını biz hoş gördük. Hatırla. Geçtiğimiz programları hatırla. Kardeş katli. Hatırlıyor musun? Konuştuk onu. Evet işlemiştik bu konuyu. Bence olması gerekiyor. Süleyman da yapmış. Ama süt kardeşi Yahya Efendi bu kadar çok ölümü kınıyor. Yahya Efendi süt kardeşi Süleyman'a yani Sultan Süleyman'a itiraz eder, isyan eder, protesto eder. Kınar ve devletteki bütün görevlerinden istifa eder. Medrese müderrisliklerinden vazgeçer, danışmanlığını bırakır, kardeşi Süleyman'la vedalaşır ama kırgın bir biçimde Beşiktaş'a bugün Yıldız Parkı diye bildiğimiz parkın hemen yanındaki bir boşluktan almış olduğu taşra, köy diye bildiğimiz bir bölgeden almış olduğu tarlaya bir dergah yapar. Tamamen o şehrin entrikalarından, şehrin kan kokulu, kokladığınız zaman kan kokusu gelen o şehirden uzaklaşır. Daha meskun, daha kuşlarla, daha denizle, daha yeşille, daha ağaçla dolu olan bir bölgeye yerleşir. İşte orası yıldızdır, Beşiktaş bölgesidir. Ayafokas'ın hemen yanında bulunmaktadır. Ama ne mümkün? Enes, bazı adamlar vardır, hayatları boyunca rahat edemezler. Bazı adamlar vardır, insanlar onları yalnız bırakmazlar. Kendileri yalnız kalmak istiyor olsalar bile. İşte Yahya Efendi böyle bir adam. Yalnız kalmak istiyor. Fakat onu halk yalnız bırakmıyor. Yahya Efendi dergahının hemen etrafında böyle grup grup meskun mahalleler oluşuyor. Sokaklar oluşuyor. İnsanlar emin önünden Üsküdar'dan Yahya Efendi buraya yerleşti. Yahya Efendi'nin dergahı da burada diye oralara yerleşimler başlıyor. Yani yine Yahya Efendi tek başına kalamıyor. O inziva ve o insansızlık denilen ortamda kalamıyor. Bu esnada mesela çok bilinmez ha, çok bilinmez. Sultan Süleyman'ın bir tane kızı var. Mihrimah Sultan. Biliyor musun? Biliyorum. E hani bilinmezdi? Burada değil zaten söyleyeceğim. Sultan Süleyman'ın bir tane daha kızı var. Mihrimah Sultan'ın kardeşi. Tasasız Raziye. Bak bu pek bilinmez. Kanuni'nin böyle bir kızı. Bazı kaynaklarda torunu olduğunu söylüyor. Fakat Yahya Efendi dergahının kayıtlarında Raziye'nin Süleyman'ın kızı olarak kaydedilmiştir. Torun olarak değil. Torunu olsa orada torunu yazarlardı. Kızı olarak kaydedilmiş. Tasasız Raziye böyle dünya ile menfaatlerle, para ile, pulla pek bir işi yok. Raziye'nin derdi din, diyanet, Allah, kitap, peygamber, Müslümanca bir hayat, mütevazi bir hayat. Düşünsene baban padişah. Enişten Sadrazam başbakan. Seninle evlenmek isteyen bir sürü paşa var. Fakat bu hiçbirini kabul etmiyor. Dünyadan elini eteğini çekiyor. Bunu sakın şey gibi düşünme. Rahibe hayatı gibi Kenarda durmak gibi düşünme tamam mı kardeşim? Bu biraz farklı bir şey. Burada Raziye Yahya Efendi ile beraber oraya geçerek sanki babasına biraz tavır koyuyor gibi. Orada yaşama başlıyor. Bölgedeki halka yardım ediyor. Hayırda ve hasenatta bulunuyor. Ve en sonunda vefat ettiğinde Beşiktaşlı Yahya Efendi dergahında Beşiktaşlı Yahya Efendi türbesinin odasının içine konuluyor. O da orada şu an Deft edilmiş durumda. Sultan Süleyman'la birlikte Yahya Efendi Trabzon'da büyüyorlar. 1501 yılında yani Süleyman işte 1494 doğumlu yani 7 yaşında, 7-8 yaşındayken artık Trabzon'da babası Sultan Selim'in sarayında alabileceği bütün eğitimi aldıktan sonra dedesi 2. Beyazıt'ın sarayına gönderilir. 7'li yaşlardadır. Bak bu da pek bilinmez. Sultan Süleyman dedesi 2. Beyazıt'ın döneminde İstanbul'a gelir. Topkapı Sarayı'nda şehzade eğitimi alır. Böyle bir Enderun Mektebi'ne benzeyen, biliyorsunuz değil mi dostlar? Enderun Mektebi devşirmelere verilen bir eğitimdir. Enderun Mektebi'nde devşirmelere, paşalara, vali adaylarına verilen eğitimin bir benzeri olan Şehzade Okulu'nda, sınıfında ki bu haremin hemen girişinde kara ağlar taşlığı adı verilen Kara Ağlar Koğuşu'nun hemen karşısındaki kubbe altı kapısının da hemen solundaki odalardan biridir. Cüceler odası vardır orada. Cüceler Sultan'la beraber takılırlar. Bir de onun yanında Şehzadegan okulu vardır. İşte orada okur Sultan Süleyman. O bölümde okur. Kendini geliştirir. İtalyan edebiyatçı Dante'nin ilahi komedyasını sıkı dur. İtalyanca orijinal metninden, klasik İtalyancadan okur. Kanuni. Latince bilir. Bir kere Arapça, Farsçayı biliyor zaten. Onlar bizim ya. Yani. Onları yabancı dil gibi saymıyorlar. İki, İtalyanca bilir. Klasik Yunanca bilir. Klasik Yunanca. Latince bilir. Beş dil bildiği bilinmektedir Sultan Süleyman. Nasıl bir eğitimdir bu Enes ya? Klasik Yunanca eğitimi alıyor ya bu adam. Demek ki Osmanlı Sarayı'nda klasik Yunanca eğitimi veren bir de hoca var. 1400'lü yıllar 1500'lerin başı klasik Yunanca eğitimi veren bir hocanın varlığından bahsediyoruz biz Enes. Farkında mısın kardeşim? Bu çok kapsamlı bir entelektüel yapıdır. Doğru değil mi? Doğrudur yani. Bugün böyle bir eğitim veren var mı? Yok. Bugün Türkiye Cumhuriyeti okullarında İtalyanca, klasik Latince, klasik Yunanca dersleri veren bir okul yok. Hepsini birden veren bir okul yok. Bu adam bunları öğrenmiş. Üstelik Osmanlı Sarayı'nın içinde öğrenmiş. Musiki bilgisine hakim, keman çaldığı bilinmiyor. Yani keman çalıyordu denmiyor fakat keman üstadlarının eserlerinin nota ve onlara yüklenilen sözler arasındaki Prozodi adı verilen söz ile müziğin çakışması, çatışması anlamına gelen prozodi hatalarını buluyor ve bunu Pargalı İbrahim ile, Pargalı İbrahim'da hayatına girmedi, konuşacağız. Pargalı İbrahim ile İtalyan müzisyenlerinin yapmış oldukları eserlerdeki Prozodi hatalarını konuşuyor. Bu nasıl bir kapsamlı entelektüelliktir Enes? Bu Osmanlı padişahı. Sakallı, şalvarlı, cübbeli, sarıklı bir adam İtalyan müzisyenlerinin eserlerindeki hataları buluyor. Nasıl bir şey bu? Zaten müzisyen padişahlar da yok mu abi? 36 Osmanlı padişahının, sıkıdır Enes'im, 36 Osmanlı padişahının 23'ü şairdir, 12'si bestekardır, 12'si müzisyen. 23'ü şair bir aile düşün dünyada. 36 tane devamı var. Bunun 23'ü şair, 12'si bestekar. O bir tane hiçbir şey yapmayan adam kim abi? Mesela 5. Murat'ın hiçbir şey yaptığı yok. Hiçbir şey yapmıyor. Benim gibi dinliyor ama herhangi bir şey kabiliyeti yok. Mesela ben de çalamıyorum bir şey ama dinliyorum. Bu arada benim bir oğlum var. Allah bağışlarsa iki de kızım var. Oğluma tambur ve piyano eğitimi aldıracağım Allah izin verirse kızlarıma da keman ve piyano eğitimi aldıracağım. Allah'ın izniyle. İyi mi? Kızlar piyano ve keman çalıyor. Erkek de tamburla piyano çalıyor. Ben akşamleyin yemekten sonra kahvemi yudumlarken hele bir geçin bakayım diyeceğim. İki kız bir oğlan beni eğlendirecekler. Hakkın mıdır? Hakkındır artık. Onları ben eğitiyorum. Onlara ben almışım piyano, ben almışım keman. Tabii ki de bunu isteyeceğim. Sevgili dostlar, kemanlar, piyanolar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Abdülhamit Han evliyadır değil mi Enes? Yani bu dünyaya bizim mahalleye göre Abdülhamit Han evliya mıdır? Yani evet. Allah dostumudur. Öyle. Ulu Hakan mıdır? Abdülhamit Han'ın 82 tane TRT repertuvarında bestelenmiş piyano eseri vardır. Abdülhamit Piyano Virtüözü'dür. Hemen onun kardeşi, benim hakkında 550 sayfa kitap yazdığım Sultan Vahdettin 40 tane eseri vardır. Murat Bardakçı Sultani Besteler isminde pan yayınlarından çıkarttığı bir kitabı vardır. TRT repertuvarındadır. Peki ne çalıyor Sultan Vahdettin? Kanun. Kanun var ya, kanun çalıyor. Peki bunların babaları Abdülmecit halinde çalıyor? Keman. Bak. Bunlar İslam halifeleri. Bunlar Abdülhamit gibi Allah dostları e nes, ama bak neler yapıyorlar. Biz de yapmalı mıyız? E onlar yapıyor çünkü. Ben de evlatlarıma bunu öğretmeliyim. Kanuni iyi bir eğitim alıyor yani sağlam sıkı bir eğitim alıyor. Bir de lüks giyiniyor. Hiçbir yerde okumadım. Kaynağını da bilmiyorum. Sorarlarsa bilmiyorum, söylüyorum. Yalnızca çocukluğumdan beri duyarım. Çocukluğumdan beri duyduğum bir şey söylüyorum. Sultan Süleyman dönemin en iyi moda akımlarını takip eder. O günün modasına göre giyinirmiş. Çok şık giyinirmiş. Çok güzel giyinirmiş. Bir gün sarayda Yavuz Sultan Selim babasıyla karşılaşır Sultan Süleyman. Yavuz da paspal, paspal demeyelim. Dikkat etmez. Hatta yamalı kıyafetler giydiği bile söyleniyor. Böyle sıradan kıyafetler giyiyor. Yakıştırmaya da çalışmıyor. Yani herhangi renkleri giyebiliyor. Mühim olan giyinmek yani. Bir gün sarayın bahçesinde oğluyla karşılaşır. Sultan Süleyman'la karşılaşır. Bakar der ki oğlum anana bir şey bırakmamışsın diyecek. Her şeyi giymişin demiş. Doğru mudur, yanlış mıdır? Allah alem, Allah bilir. Bizim bildiğimiz şu var Enes. Sultan Süleyman çok iyi bir moda dizayneridir. Çok iyi bir dil tercümanıdır ve çok iyi bir kuyumcudur. Hürrem Sultan'a yaptığı altından, zümrütten, yakuttan, elmastan, pırlantadan inanılmaz güzel yüzükleri, kolyeleri, bilezikleri bulunmaktadır. Sultan Süleyman dünyanın en iyi kuyumcu mu denir ona, sarraf mı denir? İşte özür dilerim ya bilmediğim için söylüyorum. Kuyumcu diye geçiyor ama sarraf gibidir. Yani işliyor, yapıyor da. Biliyor o işleri. Abdülhamit ne kadar iyi marangozsa, Süleyman da o kadar iyi sarraftır. Yavuz Sultan Selim Han bu eğitim aldıktan sonra onu Trabzon'a geri çağırır. Babası ikinci Beyazıt'la konuşur. Onu Şarki Karahisar, bugünkü Şebin Karahisar, Giresun'a bağlı bir yerde onu bey yapar. Fakat Yavuz'un kardeşi Süleyman'ın amcası olan Şehzade Ahmet hatırladın mı? Yavuz programında konuşmuştuk. Evet. İstemez bu durumu. Der ki ben onu orada istemiyorum. Bunun üzerine Bolu'ya yatağına çıkar. Bolu valisi olur. Bolu daha yakın İstanbul'a. Onu da kabul etmez. Der ben onu da istemiyorum. Bunun üzerine ikinci beyazı torunu Süleyman'ı Kırım'a. Kırım'da Kefe diye bir yer var. Kefe'ye vali olarak gönderir. Yani uzaklaştırır. 1512 tarihinde babası Yavuz Sultan Selim Han, dedesi II. Beyazıt tahttan indirip amcası Korkut ve Ahmet'i saf dışı bırakıp tahta geçtiğinde kefede valiydi. Edirne'ye gelir, İstanbul'a gelir. Edirne İstanbul arasında dururken babasının Padişahlığı döneminde Tek evlat ya. Dolayısıyla padişahınlığın tek adayı ya. Bunu Manisa Saruhan Sancakbeyi olarak atarlar. Manisa Saruhan Sancakbeyinde yanına çok iyi bir dost gelir. Bu dostun adı Pargalı İbrahim Paşa. Arnavut mudur? Bulgar mıdır? İtalyan mıdır? Tek bildiğimiz bugün Yunanistan'ın Avrupa tarafında, batı tarafında kalan Parga denilen bir bölgede. Arnavutların, İtalyanları ve Yunanlıların bol yaşadığı bir bölgede dünya gelmesi. Babasının da adı Leon'dur. Balıkçı Leon'un oğludur. Şimdi bak, Bağcılar'da Mehmet diye biriyle tanıştım. Şimdi Bağcılar'da Türk var mı? Var. Kürt var mı? Var. Arap var mı? Var. Mehmet kim? Mehmet. Mehmet. Türk de olabilir, Kürt de olabilir, Arap da olabilir. Yani dolayısıyla bunu demek istiyorum. Ne olduğunu tam bilmiyoruz Pargalı İbrahim. Fakat Pargalı İbrahim çok kalifiye bir adam. Yaklaşık olarak yaşı da ya Süleyman'la aynı ya iki yaş büyük ya iki yaş küçük. Yani akran gibiler. Seninle benim aramdaki bir yaş farkı yok. Aynı yaşta gibiler. Çok iyi bir keman virtüözüdür Pargalı. Derler ki Pargalı İbrahim Paşa köle pazarında alındı. Manisa Saruhan Sancak Beyliği'nin sarayına gönderildi. Sultan Süleyman onun hitabetinden, duruşundan, keman çalmasından, edebiyata hakimiyetinden dolayı hayran olur ve yanına alır. Pargalı İbrahim Paşa Sultan Süleyman'ın yanında inanılmaz büyük başarılara imza atacak olan sadrazam Pargalı Makbul Maktul Frank İbrahim Paşa'dan başkası olmayacaktır ileriki zamanlarda. Sultan Süleyman 1512'den 1520 tarihine kadar babasının padişahlığı süresince valilik yapar ve kendisini geliştirir. Babası 1520 tarihinde vefat ettiğinde kendisi 26 yaşında. Hiç acele etmeden sakin sakin İstanbul'a gelir. Neden? Rakibi yok. Kimsesi yok. 5 tane kardeşi var. Kardeşleri mi geçecekler tahta? Hepsi kadın. Hepsi kadın. Haticeler, Beyhanlar vesaire. 1520 yılının 29 Ağustos'unda Cülus töreni yapıldığında rakipsiz bir biçimde tahta çıkan 26 yaşındaki genç uzun boylu Süleyman'ı şöyle anlatır bir İtalyan seyyah. Çok uzun boyludur. İri yapılı değildir, zayıftır. Uzun boylu ve zayıftır. Boynu biraz fazla uzundur. Burnu biraz fazla kartal gibidir. Bakışları derindir, Yüzü etkileyici güzelliktedir. Yani hem uzun boyunlu hem kartal burunlu hem bakışları etkileyici yakışıklı bir adam. Nasıl olur bilmiyorum ama İtalyan böyle anlatıyor. İşte böyle bir hale sakin bir biçimde devlete hakim olan bir tavırla 1520 yılında 26 yaşında tahta çıkacaktır. Sevgili dostlar dilerseniz bu bölümü... Kanuni'nin tahta çıktığı ana kadar getirelim ve bir sonraki bölümde bizi lütfen takip etmeye devam edin. Kanuni'nin tahta çıktıktan sonra Pargalı İbrahim Paşayla, Malkoçoğlu Bali Paşayla, Barbaros Hayreddin Paşayla, Fuzuli ile Baki ile yaptıkları muhabbetleri ve devleti nasıl geliştirdiklerini konuşalım. Ama bir dakika bir dakika durun bir izahat ve bir kendi kendimi tekzip edip kendi kendimi düzeltmek lüzumunu hissediyorum. Şimdi diyoruz ya hani Enes diyoruz ya videoların altına yorum yapın bize katılın bizi yönlendirin diyoruz ya tamam işte bizi yönlendiriyorsunuz biz de okuyoruz benim yanlış bilebilme hakkım var mı? Var abi. Sonra düzeltmem gerekiyor mu? Gerekiyor. Evet. Ben insanım. Bazen yanlış yapabiliyorum. O zaman düzeltmek gerekiyor. Mesela işte o düzeltmelerden birini şimdi yapmak istiyorum. Bu, bu arada bu düzeltme sizin geçenki deliler videosunun altına yapmış olduğunuz yorumlamalardan dolayı bu düzeltmeyi yapmak durumunda kaldım. Geçtiğimiz haftaki programda delillerle dedim ki işte bunlar kendilerine mil sokuyorlar, şiş sokuyorlar, kılıç, bıçak, mızrak. Zaten gördün Dostlarımız da gördü fotoğraflarla. Bu adamlar bu işi yapıyorlar. Çok şaşırmamak gerekiyor. Çünkü bu işi yapan bugün cerrahi diye bir tarikat var dedim. Cerrahi tarikatını yanlış söyledim. Cerrahi tarikatının zikri tıpkı kadiriler gibi cehri olur. Yani sesli olur, hafi olmaz. Yani gizli olmaz, sesli olur. Ama herhangi bir bıçak, çivi gibi bir şey kullanmazlar. Delilerin yapmış oldukları zikrin ve delilerin hayatının yaşama tarzı bugün Cerrahi tarikatında yok, Rufai tarikatında bulunmaktadır. Dolayısıyla geçen hafta Cerrahi dedim, özür diliyorum. Cerrahi dostlarımızdan da cerrahiler değil onlarınız ve bütün dostlar Rufailerdir. Siz bakın düzeltiyorsunuz. Dedim ya yorum yapın, yorum yazın. Bizimle beraber olun işte oldunuz, müdahale ettiniz sağ olun. Allah fırsat ve ruhsat verirse bir sonraki bölümde görüşmek üzere